Aslında o yaşadığımız epistemolojik kopuştan sonra e, Sayın Şimşek'in gelmesiyle beraber birazcık umutlanmıştık. Hatta e, bu umudu kredi derecelendirme kurumlarının raporlarında da görüyorduk. Tabii 5-6 seviye yatırım yapılabilir seviyenin altındaki bir ülke en azından yani çöp seviyesine gelmişiz. Ha buradan hani ölü kedi sıçrayışı bile olsa bir kademe herhalde Fitch'tir, mudistir, notumuzu artırır. Bakın görünümler pozitife döndü. Sayın Şimşek, sayın Gaye Erkan, işte Cevdet Hoca gitti mesela Merkez Bankasına ki bizim hepimizin saygı duyduğu bir isimdir. Ya burada daha rasyonel bir politikaya girildiği için onun yüzüsü hürmetine bir şeyler olur diyorduk, diyorduk. Ama ilk kırılma şurada çıktı. E, Serap Hanım bu Filistin konusu olduğunda tabii ki oradaki e, sıkıntılara üzülmeyen bir yürek olamaz. Orada gerçekten tabii. bir insanlık dramı yaşanıyor. Tabii. Ama bizim de ülke olarak ta 1923'ten bugüne kadar dış politikada hep böyle bir tarafsız e, müzakere yeteneğini kaybetmeden yanlış yapanlar olsa bile onlarla müzakere ederek hakka getirmeye çalışan bir ...durumumuz vardı... ...burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...sert söylemlerinden sonra... ...tabii ki ben orada gidelim İsrail'e kol kola girelim... ...aman bunların yanında duralım... ...kesinlikle demiyorum yanlış anlaşılmasın... ...ama burada ilmi siyaseti... ...kullanırken ya da lisanı münasip mi der... ...geçmiştekiler... ...burada sanki birazcık rotadan çıktık biz... ...ürküttük... ...yani zaten siz müzakere yeteneğinizi... ...kaybettiğiniz zaman... ...Filistin'e de pek katkınız olamıyor artı dönüp Sayın Şimşek'in batıda yaptığı arayışlara da pek katkınız olamıyor. Zaten arabulucu olarak işte Katar'ı Mısır'ı tercih ediyorlar biz değil. Ha, Yani bu kötü. Yani neticede hani biz oradaki dramı önlemek istiyorsak bizim müzakere yeteneğimizin de kaybedilmemesi gerekiyordu. Bu iş aynı zamanda Sayın Şimşek'in çabalarını da boşa düşürdü. Gerçekten çok büyük özveriyle bütün merkezleri geziyor. Bir burada bir kırılma oldu. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Biz tarafsızız dedi. Ama tabii ki e, duruşumuz halktan yanadır. Onu biraz toparlamaya çalışırken... Onun üstüne bu olay hukuku buldu. Şimdi bizim o kadar hassas bir durumumuz var ki ben e, tabii burada işte siyasetçiler, e, hukuk e, insanları konuşuyorlar. Neden oldu? Olasılıklar tartışılıyor. Ama benim bildiğim tek bir şey var. Bu işi kim çıkardıysa ekonomideki çok kötü durumun farkında değil. Bizim her an nereye savrulacağımızın farkında değil ya biz bir şekilde toparlarız şeklinde klasik bir şark düşüncesine sahip ki bunun çok büyük bedeli olur. Niye? Bakın bütçe OVP'de 1.6 trilyon açık diyor. Seneye 2.6 trilyon diyecek ve muazzam zamlarla vergilerle halkın üstüne çıkılmış durumda. Borç 6 trilyonu geçmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na girin istatistiklerde Sayın Cumhurbaşkanı 2018'de Başkanlık sistemini getirdiğinde 1 trilyon olan borç şu an 6 trilyon olmuş durumda ve hızla yukarıya doğru gidiyor. 3 bastığınız paralar bakın şimşeğin para politikasını konuşuyoruz. İyi, güzel faiz arttırdı diyoruz ama para politikasının yarısı da bastığınız paraları geri çekmektir. Bugün Amerikalılar enflasyonu düşürüyor. Niye? Çünkü bastıkları paralıyı da geri çekiyorlar. Böylece üretimden fazla para bastığınız zaman enflasyonu dizginlemiş olursunuz. Onu çekerek daha doğrusu. Bizim basılan paralar Yıl başında 8.4 trilyondu. M3 para arzıdır bu. Vadeli vadesiz mevduat dolaşımdaki para çıkartılmış menkul kıymetlerdir. Kabaca yani ekranları başında bizi izleyenlerin anlaması adına bastığımız para diyelim. 8.4 trilyondan 13.1 trilyona çıkmış. Ya 10 ayda %60 para arzı artmış ve bunun dönüp enflasyon yaratmaması gibi bir seçenek olamaz. Ben geçtim tarımın ihmal edilmesini, sanayinin ihmal edilmesini, Türkiye'ye göçmenlerin gelerek konutta gıdada talep yaratmasını. Bizim finansal olarak ayarlarımız o kadar bozuk ki biz Sayın Şimşek'le beraber o rasyonel patikada Yürümekten vazgeçersek bunun bedeli çok olur. Ve dış ticarete bakıyorum 94 milyar dolar açığım var. 211 milyar dolar ödemekle mükellef olduğum bir yıllık borcum var. Kasa eksi 60 milyar dolar. Neden saydım bu rakamları? Durum çok kritik. Bizim burada ekonomide rasyonel bir politikada yürüyen insanlara siyasette de rasyonel patikada yürüyerek destek vermemiz lazım. An itibariyle Sayın Şimşek'in yaptığı bütün gezintiler bence boşa düştü. Çünkü niye? Bakın ben de sermaye piyasalarının içinde bir insanım. New York'ta birisini aradığım zaman Türk borsasına onu getirmek için bir hikaye satmak zorundayım. Peki Sayın Şimşek hangi batı merkezine gidecek de Türkiye'deki hangi hayırlı olayı satacak? Satacak hiçbir olay yok ve bir de sizin hukuk sisteminiz birbirine düşmüş durumda. O nedenle bu nedenle. Dolayısıyla burada ipler her an elden kaçabilir. Ama ne yazık ki bizi yönetenler bunun farkında değil. Yarın öbür gün bakın şimdi dolar TL deniliyor ki 40 lira olur 45 lira olur. O böyle bir akşamda olmuyor. Ama 40 lira 45 lira bir bakarsınız uzak doğu işlemlerinde bir gecede %3 yukarı çıkmış, %2 yukarı çıkmış. Ya niye bu böyle oldu ne oldu dediğiniz zaman bakın siz bunun taşlarını döşüyorsunuz zaten. Ve dönüp tahvil piyasasına baktığımız zaman neredeyse yabancı varlığı sıfırlanmış nedir tahvil piyasası? Sizin devlet iç borçlanma senetlerinize gelir yabancı para koyar, siz de o parayla en azından kuru tutmaya çalışırsınız. Ben vazgeçtim doğrudan yatırımlardan ki Sayın Şimşek'in bulmaya çalıştığı para da geçmişte çekirge sürüsü diye eleştirdiğimiz kısa vadeli vurkaç yapacak para. Bakın ona bile ikna edemiyoruz insanları ama kendinizi New York'ta, Londra'da bir yatırımcının yerine koyun. Hukuk sisteminin bu kadar sıkıntılı olduğu bir yere yabancı sermaye faiz geliri elde etmek için kısa vadeli bir süreçte de gelmez. Dolayısıyla burada bizim tez zamanda bu işi toparlamamız lazım. Operasyonlarla son zamanlarda biraz e, suç örgütlerine kara para aklama konusunda yapılan operasyonlarla biraz sanırım denge bulunmaya çalışılıyordu. Orada Ama çünkü... üzerine bir de yargıtay... AYM'ye parmak sallayınca sanırım hepsi yıkıldı domino Şimdi, taşı gibi. oradaki operasyonların nedeni bizim işte o listelerden çıkıp yabancı sermayeye bakın burada işi kuralına göre yapıyoruz gelin tahvil alın demek içindi. Doğrudan sermaye... Hazine değil. Maliye Bakanı'nın özür diliyorum bir açıklaması vardı demiştik ki mevcut şey gri listeden çıkmamız için tek bir madde kaldı o da bu... E, kripto paralarla ilgili bir düzenleme onu da çıkardıktan sonra Green listeden çıkacağız demiş. İşte ama yani ekonomide siz istediğiniz kadar rasyonel işler yapın ki bakın o rasyonel işlerde de şunu iddia etmiyorum Sayın Şimşek enflasyonu düşürecek gelir dağılımını düzeltecek değil Sayın Şimşek kurun 45 lira 50 lira olmasını önlemek için. Kurun Türkçe tercümesi 30'u aşmaması ve haliyle de üç haneli bir enflasyonun Türkiye'de kendisini göstermemesi için finansal alanda çaba gösteren kısa vadede Türkiye'ye yabancı sermaye ile birazcık daha süre vermeye çalışan biri. Yani reel anlamda yaptığı bir şey yok. Tarımı düzeltmek için, dışa bağlı sanayi modelini düzeltmek için sadece kendisine şu misyon verilmiş. Bizim durumumuz kötü, kasa eksi 60 milyar dolar, Kur fırlayabilir. Kurun fırlamaması, hiperenflasyon olmaması için bize ne yap et git dışarıdan kısa vadeli para bul. Bunun için de şunu söylemiştir Sayın Cumhurbaşkanı'na faizleri artırmam lazım. 5 puan 5 puan bu faizleri enflasyona yaklaştırmam lazım. Daha sonra planlarla programlarla belki batıyı ikna edebilirim. Ama bakın burada işte dediğim gibi onun artık satacak bir hikayesi kalmadı. Sadece ne var elimizde? Sukuklar var. Körfez bölgesine verdiğimiz e, borç senetleri var. İşte sağ olsun Ruslar Ural tipi petrolün varil fiyatını Brent'in yarısına bizi veriyor, bize veriyor. Ama nereye kadar böyle Bu muazzam? Bu Körfez'den de bir para akışı sağlanmadı değil mi? Bir evet. anlaşma imzalandı. Dördüncü tur. Ee, şöyle adınıza. orada yine bir sokuk ihracımız oldu 8,5'tan. E, oradan bir para akışı geldi ama şöyle bir durum var Serap Hanım. Aylık bu ülkenin 9.4 milyar dolar mal açığı var, dış ticaret açığı var. Bize gerçekten yüklü miktarda ve sürekli portföy yatırımıyla destek olacak bir sermaye girişi lazım. Bu yok, bu olmadığı için de bakın bizim bir ay iki ay sonra çok yüklü dış borç ödemelerimiz olacak ve yavaş yavaş iç piyasadaki insanlar da diyecek ki sanırım Şimşek'in başarısı olmayacak. Burada dış sermaye temin konusunda handikaplarımız var. Bu yayıldığı zaman piyasada kalan işte Şimşek'le gelen o son güven kırıntıları gittiğinde kurda bir sert hareketler izleriz. Ve kış geliyor zaten, dış borç ödemeleri, enflasyon otomatik olarak yukarıya gidiyor. Burada ipler elden kaçabilir. O yüzden ben buradan, hani dinlerler mi bilmiyorum ama hiç dinlemediler tabii bugüne kadar. Biz çok ikna etmeye, anlatmaya çalıştık. Vaziyet kötüye gidiyor. Ve e, aman biz bunu toplarız falan diyemezler. Çünkü bu kur 30'u 35'i geçtiği zaman 3 tane enflasyon olduğunda istedikleri kadar anayasayı değiştirsinler sahip oldukları büyük şehirler de elden çıkar ki büyük şehirdeki seçim mantığı farklı. Ben şuna katılmıyorum. İşte seçmen her durumda verir. Büyük şehirlerdeki dağılıma baktığımızda böyle değil. O enflasyon baskısı büyük şehirlere çok daha büyük bir şekilde yansır diyorum. O yüzden herkesin sorumlu hareket etmesi lazım. Peki.